Hepinize hepini bir oyuncu inceleme videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ultimate Tots sağ orta sağ Jaden Sancho'yu inceleyeceğiz. İlk önce hemen pazardan satın alalım. Hem piyasasında görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi şu an 17 milyona çok rahat bulunuyor. 17.4'ü e hemen satın alalım bir tane. Evet. Uto Sancho'yu aldık. Bayağı da para verdik. Şimdi onu kadroya koyacağız ve bir tane tek tek maçında dinleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle değiştiriyorum. Tek tek maçı dediğimde yani şey anlamayın. Ee, şöyle özelliklerine bakalım şimdi. Ee, bilgiler diyorum. 131 hızı 123 şut şu an içinde ayrıntılı bakmadan istatistiklerine güzel gözüküyor. Ee, 137 şut gücü ve bustu da şut gücüne veriyor daha bu Boost'u 9 seviye bende. Daha yüksek olanlardı şu an şut gücü full olur. Direkt aldıklarında başka bakacağımız ne var? Çevik dengesi mükemmel. Kafa vuruşu biraz yok zaten. E, ee, Ofansif çalışma oranı yüksek. Ronaldo çalım yapıyormuş arkadaşlar. Plase şut, oyun kurucu, doğal yetenek, ayağının dışı da şut. Şu an için mükemmel bir kart duruyor karşımızda. Sadece benim için tek sıkıntısı uzun pas boost'u olması. Yoksa bir sıkıntı yok. Hemen şimdi maçta deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Ee, sezonlar kısmına gelelim. Ee, teke tek tek e, teke tekten daha ziyade böyle işte sezonlar kısmında bir maç atarak denemeyi e, tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü burada attığımız maçlarda direkt oyuncunun becerisini işte hızını daha rahat görebiliyoruz. Öbür tarafta top kapmakla falan uğraşıyoruz. Sıkıntı oluyor. Direkt buradan maçı girelim hemen şöyle. Hmm, bakalım. Jadon Sancho bizim için iyi bir oyuncu profili çizebilecek mi bizim gözümüzde tabi biliyorsunuz her oyuncu inceleme videosunda olduğu gibi en son oyuncuyu tekrar böyle nasıl birisi onu tanımlayacağız şimdi maça başlayalım arkadaşlar şöyle Mbappe bakalım Sancho'ya verdi Ronaldo çalımı neymiş Ronaldo çalımı o kadar da abartılacak bir şey değil Evet top Sancho'da. Sancho verdi. Tekrar balak Sancho'ya. Sancho bakalım. Hızlı hızlı şu an için hızlı. Güzel bir orta geldi. Tabi bizim kim o? Ben Yeder vuramadı arkadaşlar. Peki orada. Sancho nerede Sancho? Şu Sancho mu acaba? Ben Yedermiş. Şöyle bir Sancho'yu bulursak. Enbap be. Oo, Sancho yok burada Sancho nereye gitmiş ya Sancho'yu bulamadık ya maçta direkt Sancho ile oynamak istedim ondan biraz sıkıntı oldu galiba Yoksa biliyorsunuz arkadaşlar bu rakipler bizim için kolay rakipler Evet Sancho tabi beceri hareketine alışamadım şu an beceri hareketini tam çözemedim Ronaldo çalımı diyor filan Ters bize böyle şeyler Gariban adamız oğlum ne Ronaldo sanırsın filan diyormuşum Sancho ortaya açtı bakalım. Mbappe oğlum o nasıl bir orta? Bir uçtan bir ucu orta oldu anasını satayım. O yakında değişecek oyuncum da golünü attı. Ve golfünü oynadı arkadaşlar. Neyse yakında Casemiro gidecek arkadaşlar da ondan öyle söyledim. Şimdi Sancho'yu denemeye devam edelim. Şimdi hızına baktık bir de içeri girip şut atmayı deneyelim. Mesela uzaktan şut falan deneyelim. Yapalım yani böyle şeyler. Böyle şeyleri severiz. Güzel bir arapası. Sancho. Sancho kurtardı mı be? Ah be. Tam da kurtarıyordu arkadaşlar. Valla kıl payı yani uzaklaştırdı adam topu. Karşı takım. Evet. Mbappe Sancho. Ya. hadi oğlum. Hadi Sancho. Evet güzel. Güzel 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 güzel. Şuradan bir plasemiz yok mu be? Allah Allah. Kaleci kurtardı ya. O kadar da iyi değil mi acaba plasesi? Demek ki plasesi o kadar iyi değil. Matias Delight de ne gol attı be. Eskimiyor kart. Resmen eskimiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar rakip başladı. 2-0 oldu durum. Şu an Sancho'da pek bir etkileşim göremedik arkadaşlar. Bakalım. İlerleyen dakikalarda bize bir şeyler gösterecek mi? İlk yarı bitmeden bir güzel şut veya gol. Ya yani şut attık ama istediğimiz gibi gitmedi. Ya yani plase bir vuruş yapmıştık. Şöyle bir sert vuruş. Of çok vurduk be. Biraz bizde de sıkıntı olabilir arkadaşlar çünkü çok sert vuruyoruz. Öyle yapmış da olabiliriz yani bizde de sıkıntı olabilir. Ama asist olarak yazılır yani güzel geldi oradan içeriye güzel aktı. Kızında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Çeviklik dengesi de yerinde. Bir tek şu an ben şut olayını çözemedim. O da belki ilerleyen zamanlarda eğer kullanırsam, ee, alışırsam daha iyi olabilir. İlk yarı bitti arkadaşlar. Sancho'dan şu an sadece bir asistlik bir katkı oldu. Başka zaten bir iki şut çektik işte iki şut. Biri direkte patladı, biri kaleci kontrol etti. Plase atmıştık. Plase yumuşak kaldı öyle kontrol etti. Başka da yok zaten. Hız, hız hız açısından hiç sıkıntısı yok. Yani ben çok beğendim. Hız açısından gayet iyi. Baksana yardırıyor resmen adam ya. Hiç beceri hareketi yapmadan adam geçiyoruz burada. Bakayım Sancho bu sefer atabilecek mi? Yine atamadı ya. Plasede bir sıkıntı var demek ki. Sancho'nun plasesinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben buradan bunu çıkartırım yani. iki tane güzel pres atıp ikisini de Rakip kurtardı yani. Ya kurtarıyor ya direğe vuruyor. Bir şeyler yapıyor yani. Balak aldı topu. Balak ben yedere. Ben yeder. Oğlum o nasıl bir havadan pastı. Mbappe araya gireyim dedi. Onu da beceremedi. Evet. Casemiro bu sefer aldı. Casemiro'ya tekrar geldi top. Balak. Sancho'ya. Sancho. Sancho. Hadi bakayım. Oho. Yok abi ben bu Sancho'yu beğenmedim. Bilemiyorum ama beğenmedim yani. Ya bizim adama vuruyor ya kaleye tutturamıyor ya işte kaleci tutuyor ya direği vuruyor. Var bir şeyler. Hayır bizde mi oynamıyor yani biz mi kullanamıyoruz ben onu anlamadım. Ya öyle bir şey olsa zaten diğer oyuncuları da kullanamam. Yani benimle alakalı da bir şey değil aslında oyun içi güncelleme mi geldi ne oldu herkes şey Sancho'yu dene abi Sancho'yu dene mükemmel kart diyorlar dedi. Denedik. Aa, bu kadar hani şu an için bir tek iyi olduğu şey hız yani başka hiçbir şey değil. Evet güzel bir hareketti. Şöyle bir şut hele şükür be. Bir gol attı be. Sert şutları çok sert gidiyor. O konuda sıkıntı yok. İşte bu çektiğimiz işte kaçıncı şutu? Beşinci şutu galiba arkadaşlar. Bu şutların içinde bir tane benim hatamla olan var. Çok bastım aynı şekilde oradan direğe vurdu. Başka da zaten diğerlerini kendi atamadı. Bir tane de gol attı işte şimdi. Kal Kalan 23 dakikada bakalım neler yapacak. Yani oyun içinde 23 dakika. Tabii bizim için o kadar uzun süre değil. Sürekli biliyorsunuz Sancho'ya oynuyoruz. Evet. Sancho Oradan bakayım. Ah be yine direği vurdu. Var abi var bir şey var yani direği çok vuruyor. Ama olsun yani dönen topları güzel yere gidiyor. İşte ne bileyim Ben Yeder'in ayağına, Mbappé'nin ayağına bir şekilde gol oluyor yani. Baksana oradan çok güzel çıkardı aslında şutu ama keşke gol olsaydı yani. Olsun Ben Yeder tamamladı sıkıntı yok. Evet bakalım zaman daralıyor. Sancho'dan bir plase gol görebilecek miyiz? Bak. Hiç hiç hiç. Oha oha. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya? Neyse. Sıkıntı yok. Bir plase bakayım yine kaleci. Yok abi plasesinde bir sıkıntı var yani. Ben fark ettim. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Ee, direkt böyle bir işte bilgisayara karşı bir maç oynadık. Kolay olsun diye. Bu maçta bile yani falsolarla gol atamadık. Yani güzel falso atmıyor bence. Ben falsosunu beğenmedim. Ee, hızı güzel. Başka yani ne söyleyeyim. Çalışma oranları gayet iyi. Mesela bu karşı atakta da kullanılabilir. Çok atağa katılır. Ee, tek şey yani negatif yönü plaseler arkadaşlar. Plaseleri güzel atamıyor. Yani tek negatif yönü oydu. Başka da bir negatif yönü yok. Ee, Şu Şut gücü zaten mükemmel biliyorsunuz. Kendim de test ettim yani. Başka zaten söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyebilirim. Bundan sonraki oyuncu inceleme videosunda hangi oyuncu incelememizi istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.